Azim Dağıtım. Evet, birdenbire kalbinde bir acı hissetti. Sanki yüreği yanıyordu. Rahatsızdı, rahatsız olduğunu hissetti. Çöktü oraya hemen, çöküverdi. Hareket edecek mecali yoktu, gücü yoktu, kuvvetsiz düşmüştü. Bağıramadı, ses de getiremedi. Kimse de koşmadı yardım. Çöktü yere. Her şey birdenbire mat hale geldi. Renkleri tanıyamaz hale geldi. O renkler bildiği renkler değildi artık. Gürültüler duyuyordu, koşuşanları duyuyordu. Birileri bağırıyordu da bağıranların kim olduğunu anlamıyordu. Sesler duyuyordu ama seslerin sahibini hiç tanımıyordu. Bir dünya yıkılıyordu sanki, yeni bir dünya açılıyordu sanki. Vücudunda bir acı hissetti. Ayaklarından bir şeyin çekildiğini, başına doğru yavaş yavaş vücudu terk ettiğini anlar gibi, hisseder gibi oldu. Birden telaşlandı. Bazı hayaller görüyordu. Bir şeyler açılıyordu. Bir şeyler görüyordu uzaktan. Ateş gibi bir şey gördü bir ara. Ateş gibi bir şey gördü. Sanki ateşin alevi yüzünü yaladı birdenbire. İrkilecek oldu. Korktu. Sonra bir aydınlık gördü. Bahçeler, yeşillikler, sular gördü. Masmavi bir deniz. Bildi denize hiç benzemiyordu. Güzel kokular hissetti bir an, birden. Konuşacak oldu, konuşamadı. Bağıracak oldu, sesi çıkmadı. Görecek oldu, gözlerindeki perde kalkmadı. Kim ne konuşuyor? Duymak istedi. Lakin kulaklarına perde inmişti, duyamıyordu. Sadece uzaktan uzağa bir Kur'an sesi duyuyordu. O Kur'an sesin etti sadece. Seslerin hepsi mattı. Karışıktı bütün sesler. Bir Kur'an sesin etti. Kulaklarına geliyordu. Vücudundan bir şeyin çekip çıktığını hissetti. Müthiş bir acı da hissediyordu ya. Kime anlatacak? Hangi tabibe derdini anlatacaktı? Yere serpe serpe uzandı. Biraz sonra ruhu vücudunu seyrediyordu. Meğer ölen oymuş. Meğer ölmüşmüş. Öldüğünün farkına yeni vardı. İnsanlar koşuşuyordu, çocukları, hanımı, akrabaları. Evde bir gürültü, bir vaveyle vardı.
Ölüm buymuş demek dedi. İnsan böyle ölürmüş demek. Hem kolay hem zor. Sonra o ateş neydi bir ara gördüm dedi. Ya sonra bir yeşillik gördüm. Bana işaret ettiler. Ya burada olacaksın ya orada olacaksın. Ama netleşmedi dedi. Hatırladı. Namazını da çok ihmal ediyordu. İhmalkar bir Müslümandı. Allah'a inanıyordu. Peygamberine de inanıyordu. Kur'an'ı da çok seviyordu aslında. Ama ihmalkardı. Zaman zaman da içki içiyordu. Ağzından ne çıkar canım diyordu. Kendine öyle diyordu. Sonra diyordu ki ileride tövbe ederim zaten ben. Hiç tövbe fırsatı olmadı. Birdenbire geldi, hiç beklemiyordu. Ne ümitleri, ne arzuları, ne istekleri, ne beklentileri vardı halbuki. Birdenbire geldi, bir anda çöküverdi. Hesapsız gitti. Hayıflandı kendi kendine. Böyle olmayacaktı bu dedi. Ben böyle beklemiyordum dedi. Lakin beklediğim olmuyor ki. Beklenen olmuyor ki dedi. Biraz sonra onu aldılar. Yollardı. Beni nereye götürüyor bunlar? Nereye götürüyor bunlar beni? Beni nereye götürüyorsunuz diyecek oluyor ama konuşamıyordu bir türlü. Dili çözülmemişti. Sanki dilinin üzerinde tonlarca ağırlık vardı. Hareket edemiyordu bir türlü. Dilini oynatamıyordu. Bir konuşabilse nereye götürüyorsunuz? Aldılar onu. Bir battaniyeye sardılar. Herhalde bir yere götürüyorlardır dedi. Omuzlarda mahallenin camisine gidiyordu. Gusulhaneye girdi. Ölülerin yıkandığı yere girdi. Hiç ölü yıkanırken görmemişti. Baktı şöyle. Beni buradan mı yıkayacaklar dedi. Bu taş çok soğuk bir taş. Üşürüm ben dedi. Sonra dedi ölüler üşümez ki. Ama ben dedi büyük adamdım. Bu taşa yatacak adam mıyım ben? Ve taşa yatırdılar onu. Taşa yatırdılar. Hoca efendi geldi. Üzerine su döküyordu. Sağdan sola onu çeviriyordu. Hiç böyle şeylerle ilgilenmemişti. Ona ölüm hep uzak geliyordu. Sanki hiç ölmeyecekmiş. Öyle zannediyordu. Öyle sanıyordu. Hep öyle sandık ya. Hep öyle inandık ya. İflahımızı söktü ya bu düşünce. Bitirdi ya bizi. Kemirdi ya içimizi. Sağa çevirdiler. Sola çevirdiler. Dönen dolap gibi. Su döküyorlardı, karnının içindekilerini boşaltıyorlardı. Aslında gusül yaparken de çok dikkat etmezdi. Konuşacak oldu. Arkasının kuru kaldığını sandı. Konuşabilse diyecek ki hocam arkamı iyi yıkamadın. Allah'ın huzuruna iyi yıkanmamış mı gideceğim ben? Suyu iyi bir dökebilsem... Konuşabilse bütün bunları söyleyecek hocaya. Söyleyemiyor. Dili çözülmüyordu. Bitti yıkanma. Ben böyle mi yıkanacaktım? Ben böyle bir adam mıydım dedi. Etrafımda binlerce insan vardı. Hani neredeler dostlar nerede? Meğer beni bir hoca yıkayacakmış. Yanında da iki yardımcısı. Hocanın sevgisine ve rahmetine kaldım. Dostlar nerede? Evlatlarım nerede ya? Hepsi dışarıda kaldı. Çok şeyin faydası yokmuş ya dedi. Ben bir hesap hatası yaptım herhalde diyordu kendi kendine. Yıkandıktan sonra kefen sardılar. Kefenin ucunda ufak bir leke gördü. Hemen gözüne çarptı.
kendi kendine dedi ki beni mezara böyle biraz ucu kirlenmiş olan kefenle mi sokacaksınız? Halbuki dünya hayatındayken elbisesine necaset bulaşmış, bulaşmamış, hiç önemsemezdi. Kendine dedi, demek ki ölüler çok hassas olurmuş dedi, hassaslaşırmışlar dedi. Onu sardılar. Başındaki ipliği sarıverince, ne yapıyorsunuz dedi. Sanki bir daha çıkmayacakmışım gibi. Sıkı sıkı sardınız. Çocuklarım beni görmeyecek. Kardeşlerim beni görmeyecek. Anam beni görmeyecek. Hanımım beni görmeyecek. Sonra dedi ki, ya görseler ne olacak? Ne faydası var ki? Ne faydası var ki? Tereddütler içindeydi. Sımsıkı sarmaladılar onu. Kefenin rengi beyazdı. Beyazca yaşamadım ama dedi ben. Hayatımda hep böyle karanlıklar içinde yaşadım. Ne az secde etmişim meğer ben. Baktı caminin yaşlı amcaları, o güzelim nur simalı insanlar sırtlarına aldılar onu. Tabuta doğru götürüyorlardı. Kendi kendine dedi ki, ben bu caminin cemaatine pek irtibatım da yoktu. Baksana hele, sonunda onların bana faydası oldu. Ne nur amcalarmış meğer bunlar. Ne güzel insanlarmışlar. Beni taşıdılar. Tabuta koydular. Etrafına çocukları geldi. Hanımı geldi. Herkes ağlaşıyordu. Herkes ağlıyordu. Durdu biraz. Başını kaldırdı şöyle. Bakar oldu. Bakıyordu, görmüyorlardı. O görüyordu ama. Onların deliklerini duyuyordu. Lakin duyuramıyordu sesini bir türlü. Ağlaşan çocuğuna dedi ki, kendi kendine evladım ağlayacağına bir Fatiha oku bana. Ağlamanın faydası yok ki bana. Ne yapabilirsiniz ki bana siz? Bir Fatiha gönderir misiniz bana? Sonra dedi ki, yazık, Fatiha öğretmedim ki evladıma ben. Kur'an öğretemedim ki çocuğuma. Öğretmedim ki, ilgilenmedim ki hiç. Kızım, evladım, ağlamanın kıymeti yok. Babana Fatiha oku. Babanın Fatiha'ya ihtiyacı var. Ağlamanın anlamı yok bana. Amelimle gidiyorum bak. Kırık dökük gidiyorum. Bir şey yapsanıza keşke. Yapacak bir şey yoktu. Dostlar toplandı oraya. Zaman zaman içerdi yani. O dostları da oradaydı. Zaman zaman kumarda oynardı ya. Oradan gelen dostlar da oradaydı. Herkes üzgündü hakikaten. Faydası yok ama. Baktı. Biraz kulak kabartayım ne konuşuyorlar. Baktı ki dünyalık şeyler bahsediyorlar. Biri yeni araba almış. Onu anlatıyor. Kızdı. Kızacak oldu. Sonra dedi ki, niye kızıyorsun ki onlara? Sen de cenazede araba işinden bahsetmiyor muydun daha geçen? Konuşacak oldu. Sesini duyuramadı. Diyecek ki, dostlar, bari yanı başımda bunları konuşmayın. Benim Fatiha'ya ihtiyacım var. Ne olur bana dua edin diyecek oluyor da dili çözülmüyordu bir türlü. Başkaları başka şeyden bahsediyor. Herkes kendi aleminde. Birden bir salayla irkildi. Müezzinin o lahuti sesinden güzelim bir sala. Şöyle baktı. Ben bu saladan dünyadayken pek hoşlanmıyordum aslında dedi. Ben kıymet de vermiyordum ya.
Ne kadar güzelmiş bu sala. Ne kadar hoş bir şeymiş. İçim oynadı. İçim rahatladı. Sıkıntılarım gitti sanki. Keşke aklım başımda olaydı da dünyada yaşarken hep bu salayı dinleseydim. Dinleyeydim keşke dedi. Kızdı kendine. İçinden babasını geçirdi. Babacığım dedi. Elimden tutmadın, beni camiye götürmedin ki hiç. Bana cami sevdirmedin ki. Bana namazı hiç sevdirmedin ki babacığım. Bak ne hale düştüm. Evladına acımıyor musun şimdi? Evladının halini bir görsen. Sonra kızdı kendine. Ya ben evladıma öğrettim mi ki diye. Ben de öğretmedim ki evladıma. Ah dedi ah. Yalvardı sağa sola. Orada bir şeyler görüyordu. Meğer onlar meleklermiş. Onlara dedi ki, ne olur müsaade edin. Çocuklarıma bir şeyler söyleyeyim. Dilim bir çözülüversin. Burası sağırlar alemidir. Dilsiz ve gözsüzler alemidir. Dilsiz ve gözsüzler alemidir. Buraya gelen gelmez. Buraya gelen bir daha konuşmaz. Lal ve epkem kesilir. Konuşamazsın. Bir fırsat verseniz dedi. Kaç fırsat verdik ki sana? Hayatın boyunca fırsatları hep teptin sen. Fırsatları kullandın sen. Ama bana demediniz ki dedi. Demedik mi sana dedi. Hayır dedi. Bana deseydiniz bak ne tövbe istiğfar ederdim ben. Ne dönüş yapardım Allah'a. Öyle mi dediler? Sana dedik dediler. Ben anlamadım mı ki acaba? Anladın. Anlamazlıktan geldin. İşine gelmedi senin. Bir gün hoca efendi dinlemedin mi? Ölüm var diyordu. Yaşlılar ölmez sadece, gençler de ölür. Gelinler, damatlar, çocuklar da ölür. Ölümün sırası yaşı yoktur. Zamanı gelen gider dememiş miydi? Doğru demişti. Dinlemedin. Kur'an demiyor muydu ki her nefis ölümü tadıcıdır? Duyuyordun, anlamak istemiyordun. İşine gelmiyordu çünkü senin. Doğru dedi. Duyuyordum da işime gelmiyordu. Geçen dediler, komşun Fatma Hanım vefat etti, hatırladın mı? Evet dedi, evet. Hatta taziyeye bile gittim. Ya ne yaptın taziyede sen orada? Sustun, başını önüne eğdin böyle, garip garip oturdun. Fatma Hanım seni gibi dolaşıyordu düne kadar. Ya. Sabah kahvaltısını hazırladıktan sonra aniden düşmüş. Ona da tansiyon demişler. Onun vesilesi de oymuş. Bir bahane ya ölüme. Bunu konuşmadınız mı? Fatma Hanım'ın yaşı kaçtı? Dedi ki 38 yaşlarındaydı. Sen Fatma Hanım'dan daha çok yaşadın bak. Düşünmedin, ibret almadın. Fatma Hanım'ın ölümü sana bir haberciydi aslında. Aklım başına gelsin diye seni sarsıyordu. Sarsılmadın lakin sen. Ne kadar da cahildin sen. Anlamadım. Anlamak istemedin, işine gelmedi. Çünkü İslam, çünkü din senin egolarına müdahale ediyordu, nefsinin arzularına müdahale ediyordu. Sen diyordun ki Allah bana karışmasın. Allah bana yedirsin, içirsin, yaratsın beni, her şeyi benim için yaratsın ama bana karışmasın diyordun. Olur mu böyle pazarlık Allah'la? Seni yaratan senden ister, sen de yaratanı arz edersin. Doğrudur dedi. Mazeretim yok. Ne olur bir kelime, çocuklarıma bir kelime haykırsam, onu söyleyebilsem. Heyhat dediler, heyhat. Buraya gelen konuşamaz bir daha. Buraya gelen
sesini bir daha duyuramaz. Sen bütün fırsatları teptin, yanlış yaptın. Geceler geldi, Kadir geceleri geldi. Dinlemedin, bilmedin, bilmek istemedin bir türlü. Beraatler geldi. Sen eski alışkanlıklarına devam ettin. Ezan okundu, sanki başkasına okunuyordu. Dinlemedin ve duymadın. Heyhat, kapalı kapılar, dönemezsin. Sustu. Yapacak bir şeysi yoktu. Biraz sonra cenaze namazı için duruluyordu. Hoca efendi tekbir aldı. Hoca efendi namaz kıldırdıkça namaz biraz daha uzasa diyordu kendi kendine. Biraz daha uzasa, hoca bir şeyler daha okusa, bana biraz daha dua etse. Cemaat saf saf olmuştu. Her yaştan insanlar, başımda takkeli olan olmayan, sakallı olan olmayan, genci yaşlısı, bileni bilmeyen herkes elini yummuş dua ediyordu. Namazı ne çok sevmişti. Kendi kendine dedi ki eyvah dedi. Eyvah. Çocuğum, oğluma cenaze namazı kılmayı da öğretmedim. O nerede? O nerede dedi. Bir baktı çocuğuna. O da durmuş orada ama sağına soluna bakıyor delikanlı. Belli ki ne okunacağını bilmiyor. Eli kalksa kafasına belki vuracak. Ah şu kafa diyecek. Hareket edemiyordu. Çocuğuna bile namazı öğretemedin sen. Sen ah sen. Sen adam olmazdın zaten. Ne kötüymüşüm ben. Bitti namaz. Hoca efendi geldi. Cemaat, nasıl tanıdınız? İyi bilirdik dediler herkes. Kızdı. Nerem iyi ki benim dedi. Nerem iyi ki benim? Terazide hata yapardım. Terazide sahtekarlık yapardım. Tartarken, ölçerken, insanların parasını alırken geç öderdim. Onlardan para alırken hemen alırdım. Yetim başı okşamadım. Hiçbir dula ekmek götürmedim. Benim neresi iyi ki? Şu anlığım secdeye ne çok az değdi. Mübarek gecelerde bile içerdim. Kumar oynardım. Çoluk çocuğumun bütün rızkını sağda solda harcadım. Benim nerem iyi? Bari iyi demeyin. Allah rahmet etsin deyin. Sonra dedi ki iyi iyi, iyi desinler. Hani 40 kişinin şehadeti önemli ya. Belki Allah bana mağfiret eder, kim bilir. Belki Allah beni bağışlar, bu halimi görür de Mevla mağfiret eder bana, kim bilir. İyi deyin, iyi deyin. Belki melekler de bana dua eder. Allah benim bu perişan halimi görür de bana rahmet eder. Baktı kendi kendine. Siz yine iyisiniz dedi. Sizden çok uzaktım da siz ölüm gününde yanımdaydınız. Birdenbire havalandığını fark etti. Aldılar onu, götürüyorlar. Nereye? Nereye? Nereye götürüyorsunuz beni? Bitti mi her şey böyle çabukça? Sırttan aldılar, arabaya koydular. Sağına soluna bakıyordu, seyrediyordu. Biraz sonra hep lüzumsuz yere vakit geçirdi, kumar attığı yerden geçti. İçeriye baktı, yine kumar oynuyorlar. Bağıracak oldu da bağıramadı. Dili çözülmedi. Hep sizin gibi yapıyordum ben. Keşke bu vakitlerimi insanlar için bir şey yapabilseydim. Dinim için bir şey yapabilseydim. Bağıracaktı da sesini duyurmuyorlar ki. Neden sesin duyulmuyor dedi. Dediler ki bu alem imtihan alemi. Sesin duyulursa sır çözülür. Duyuramazsın sesini. Sus ve sükut et. Sustu. İnsanlar alışverişte, herkes işinde. Bağıracak oldu. Hey ben geçiyorum ben.
Beni tanımıyor musunuz? Ben büyük adam. Melekler dediler ki, büyük mümin Allah'a yakın olan büyüktür. Sen bugün bir cenazesin. Övgülerin, yergilerin de ne faydası ne zararı yok. Allah'a yakınsan kurtardın bugün. Böbürlenme bakayım. Hala mı farkında değilsin? Hala mı anlamadın? Anladım. Lakin kavrayamadım bir türlü. Yolculuk çok uzun sürdü de vakit kısa. Kabre geldi. Mezar kazılmıştı. Hafiften bir yağmur çiseliyordu. Her taraf çamur içindeydi. Şöyle baktı mezara. Ben buraya mı gireceğim dedi. Ama ben karanlığı sevmem ki dedi. Beni buraya koymazlar. Yok, beni sever çocuklarım. Hanımım sever beni. Bana bu kötülüğü yapmazlar. Ben burada böceklerle mi kalacağım? Yılanlarla, akreplerle mi kalacağım? Geceleyin sonra üstüme toprak atacaksınız. Nefes alamam ben. Olmaz ki öyle şey. Tabutun üstünü açtılar. Yakaladılar. Kemerinden yakaladılar. Kefen üzerindeki kemerden indirdiler onu. Hoca efendi rifkla, yumuşaklıkla güzel indirin. Sağına gelsin, yüzü kıbleye dönsün. Ben hiç hayatım boyunca kıbleye döneyim diye bir şey de pek düşünmemiştim. Demek öyle gerekiyormuş dedi. Biraz sonra evlatları orada, dostlar orada, herkes üzgündü. Aşağı indirdiler onu, kabrin içine. Biraz üşür gibi oldu. Toprak yaştı, kirlendi. Dünyadayken de ne kadar düşkündü süsüne, her şeye. Bıraktılar mezara. Başındaki örtüyü hafifçe açtılar. Bunlar dedi, beni burada bırakacaklar. Beni çıkarın diyecek. Bağıracak oldu, konuşamadı. Sus dediler. Konuşamazsın. Bu alem konuşma alemi değil, hesap alemidir. Orada çok konuştum. Burada konuştuklarının karşılığını, güzelliklerin karşılığını, kötüysen maalesef kötülüklerinin hesabını göreceksin. Öyle diyorlardı. Çıktı herkes. Baktı üzerine taşlar koyuyorlar yavaş yavaş. Kayboldu güneş. Dış alemle bütün irtibatı kesildi. Sesler azalıyordu artık. Beni çıkarın. Bağıracak oluyor da bağıramıyor. Ne yapıyorsunuz? Üzerime toprak mı atacaksınız? Beni tanımıyor musunuz dedi. Melekler dediler ki, biz seni iyi tanıyoruz. Sustu. Biraz sonra toprak, toprak, toprak üst üste geldi. Her taraf karanlık, zifiri bir karanlıktı. Nefes alamıyordu, bir şey göremiyordu. Hareket edecek mecali de yoktu. Yapacak bir şeysi de yoktu. Birdenbire fırlamak istedi, başını taşa çarptı. Bir baktı ki meğer yataktaymış. Yataktan düşmüş. Bu rüya mıydı dedi. Meğer rüya görmüş. Ama rüyayla beraber sabah ezanı okuyordu. Kan ter içindeydi. İliklerine kadar titrediğini hissetti. Allah'ım, binlerce hamdolsun, bu rüyaymış meğer dedi. Rüyaymış bu. Gerçek değilmiş bu. Demek ki tövbe imkanım var daha. Allah'a dönüş imkanım var daha. Koştu birdenbire. Abdest aldı. Suyu döküldü her tarafına. Yıkandı. Öyle bir hareket ki bütün hane ayağa kalktı. Ne oluyor? Namaza gidiyorum dedi. Sabah namazına Allah'a secdeye gidiyorum. Tövbeye gidiyorum dedi. Bir daha içki içmeyeceğim. Kumar oynamayacağım. Kimsenin malını çalmayacağım. Zulmetmeyeceğim. Allah'ın gerçek manada kulu olacağım.
bütün hayatımda insanlara iyilik yapacağım. Kötülük yapmayacağım bir daha. Öyle olacağım ki öldüğüm gün iyi bilirdik diyenler gerçekten kalben desinler. Elveda bütün günahlar dedi. Elveda, selam sana rahmet dedi. Ve camiye çıktı. Zifiri bir karanlık vardı. Karanlıktı. Hiçbir tarafı göremiyordu. Güneş yoktu, rüzgar yoktu. Dedim ya, zifiri bir karanlık vardı. Ses yoktu, seda yoktu. Yavaş yavaş uzaklaşan ayak sesini duyuyordu. Adım adım kayboluyordu her şey. Matlaşıyordu her şey, kayboluyordu her şey. Hayret ediyordu, doğrusu anlayamıyordu, kavrayamıyordu, diyecek şeyi, söyleyecek sözü yoktu. Uzaktan bir ses duyuyordu, yukarıdan, çok yukarıdan. Kulak kabartıyordu, lakin anlayamıyordu. Ses zayıftı. Bilemedi. Ses mi zayıftı? Yoksa o mu iyi duymuyordu? Duyma hissi mi kaybolmuştu? Sanki sağır bir alem. Nedense mat, nedense sessiz. Eşyanın rengi yoktu, eşyanın kokusu yoktu. Ses kesilmişti her taraf. Sustu bir dem, konuşamadı. Hareket etmek istedi. Sanki bütün vücuduna felç gelmiş gibiydi. Hareket edemiyordu, kımıldanamıyordu, kımıldayamıyordu. Söylenecek oldu, dili varmıyordu, dili dolaşmıyordu. Sanki dili ağzında büyümüştü. Ne etsindi, ne yapsındı. Yapacak şey yoktu, gücü yoktu. Şöyle bir kulak kabarttı. Yandan bir ses geliyordu. Kulak kabarttı. Dışarıdaki sesleri değil ama kendi yanındaki sesleri az çok olsun duyuyordu. Kim bunlar dedi. Kimlerin sesi bunlar? Bir ses geldi ona. Sen ölüsün. Şu an mezardasın. Mezardaki komşularının sesini duyuyorsun. Dinle ve ibret al. Sen de yaşayacaksın biraz sonra. Onların yaşadığı şeyi. Sen de göreceksin. Onların gördüğü şeyi. Ta iliklerine kadar titrediğini hissetti. Titriyordu, korkuyordu. Dönecek şeylerin, dönüveren şeylerin farkında değildi. Sadece kulak kesiyordu, kulak kesiliyordu. Yandaki kabirden bir ses duydu. Hasret çeken birinin sesini intizar ediyordu, ah diyordu. Kendi kendine bunun ne derdi var? Şu kabir dostumun, mezar dostumun, mezar komşumun ne problemi var diyordu kendi kendine. Sonra birden anladı. Mezardaki söyleniyordu. Çocuklarım, bana neden hiç gelmiyorsunuz? Evlatlarım, acanım kızım, abilicik evladım. Anneniz öldü diye terk ettiniz onu. Hiç mi mezara gelmezsiniz? Hiç mi Fatiha göndermezsiniz? Benim için hiç mi bir fakirin eline iki kuruş vermezsiniz? Bu nasıl evlatlık? Ben öyle miydim?
Canımı siper ettim size. Göğsümü siper ettim. Bütün hayatımı size bağışladım ya siz. Evlatlar, bana bir Fatiha'yı bile çok görüyorsunuz. Hasret dedi. Demek ki dedi, mezardakiler, mezarda olmayanları böyle beklermiş. Fatiha'yı böyle özlermiş. Demek ki arzu edermiş. Varamazmış, ulaşamazmış dedi kendi kendine. Ne kötü bir şey hasret dedi. Bir inilti duydu yandaki kabirden. Sordu kendi kendine, acaba bunun ne derdi var? Neden inilti halinde? Dediler ki, dünya hayatında kumarı vardı, içkisi vardı, zulmü vardı. Allah ona lütuf buyurmadı. Lütfu hak ettirecek tövbe yapmamıştı zira. Şimdi bir azap görüyor. O inilti azabın sesidir. Titrediğini hissetti. Korktuğunu hissetti. Ya benim dedi. Ya benim günahlarımın karşılığında ne olacak halim? Allah'ım sen rahmet etmezsen ben ne yaparım dedi. Kendi kendine hayıflanıyordu. Dövünecek oluyordu. Kolları tutulmuştu. Ayakları tutulmuştu. Hareket edemiyordu. Güneş yoktu, ses yoktu. Dış alemde bütün irtibat kesilmişti. Hafif bir ses geliyordu. Bu ne olabilir diye düşündü. Sonra anladı. Meğer bu, demin onu gömenlerin, Hoca Efendi'nin okuduğu talkinmiş. Hani Hoca Efendi talkin okur ya, meğer o ses oymuş. Onu duyuyormuş. Lakin mattı ses. Anlayamıyordu, kavrayamıyordu. Yazık bana dedi. Yazık. Dünyadayken ilahi sesleri duymadım, kulak kabartmadım. Demek ki öldükten sonra da kulak kabartılmazmış. Dünyadayken ben kulağımı kapattım, ölünce de toprak kulağımı kapattı. Üzülüyordu. Hareket edecek, konuşacak, konuşabilecek mecali yoktu, kuvveti yoktu. Sonra birdenbire yanı başında bir ses duydu. Şen ve şakrak bir ses. Sesin sahibi ne rahattı aman. Aman ya Rabbi dedi. Bu insan kim olsa gerek? Büyük bir veli mi acaba? Büyük bir ermiş mi ki acaba? Kim bu diye soruyordu. Soruyu sorduğunda cevap geliyordu. Ses geliyordu ama kulağına değil, kulaksız duyuyordu. Anlamıyordu. Görüyordu, gözsüz görüyordu. Gözleri kapalıydı lakin görüyordu. Anlayamıyordu. O alemdeki her şey çok farklıydı. Her şey bir başka türlüydü. Bir başka türlü. Şu komşum neden öyle şen ve şakrak? Neyi var dediler. Kendi kendine bir ses geldi. O komşunun evladı Kur'an hafızı. Kur'an'ı ezbere biliyor. Her gün ve her akşam babasına dua okuyor. Kur'an okuyor. Hafız evladının Kur'an'ı geliyor ona. Hediyeler halinde, sofralar halinde yanına geliyor. Azap kalkıyor, nimet geliyor. Senin gördüğün o hal, o şen ve şakrak hali, o güzelim kokular, o renk renk desenler, evlatlarının okuduğu Kur'an'dan dolayı. Ya dedi kendi kendine. Demek ki evlatlarımın iyi hareketleri mezarda bana yansırmış. Elini kaldıracak oldu, eli kalkmadı. Kafasına vuracaktı,
şu boş kovan diyecekti. Çocuklarına Kur'an dahi öğretmedin. Bırak hafız yapmayı. Kur'an okumayı dahi bilmiyorlardı benim çocuklarım. Demek ki hayır yok onlardan. Bereket yok onlardan. Ben de çocuklarını Kur'an kursuna gönderen komşularıma hep böyle yan bakardım. Aman canım neyle uğraşıyorsunuz derdim bu çağda. Meğer kabir altının çağı yokmuş. Meğer hata etmişim. Ya bir de bana sorulsa bu. Biraz sonra bana hesap sorsalar. Ben ne yapacak? Nereye sığınacağım? Kime döneceğim? Kime iltica edeceğim diyordu. İrkiliyordu. Burada her şey ince bir hesapladır. Zamanın gelecek. Sorulacaksın. İnce bir hesapla. Teslim oldu, sustu, sükut etti. Hareketi yoktu, konuşması yoktu. Ses duyuyordu. Kabirde başlayan sualin sesini duyuyordu. Komşusunun hesabının sesini duyuyordu. Bir ses duydu böyle, gök gürültüsünü andıran bir ses. Rabbin kim diye soruluyordu. Bildi hemen o. Ben biliyorum dedi. Bana da bunu sorarlarsa ben cevaplarım. Ama birden aklından gitti. Kayboldu birden. Allah diyecek oldu da dönmüyordu dili. Hareket edemiyordu. Aklından gidiyordu. Hayret etti. Ben nasıl unuturum Allah'ı dedi. Bir ses daha duydu. Sen Allah'ı unutmadın. Sen Allah'ı unutturdun kendine. Onun istediği gibi yaşamadın ki dünyada, burada hatırlayasın adını. Aklında olması yetmiyor Allah'ı bilmen. Burada söz başkadır. Burada konuşma başkadır. Burada hesap bir başkadır. Yaşayamayanlar konuşamaz burada. Sen çok bilmişsin. Konuşamazsın burada. Sustu. Bütün bütün çöktü sanki. Bütün bütün bitti sanki. Mezardan, yandaki mezardan ses gelmiyordu. Belli ki oradaki de onun gibiydi. Konuşamıyordu. Rabbim Allah diyemiyordu. وَمَنْ نَبِيُّكْ diye soruyorlardı. Peygamberin kim? Hatırladı Hazreti Peygamber'in adını, lakin telaffuz edemiyordu, dil konuşmuyordu. Zaten dil konuşmayacaktı orada, vücut dili konuşacaktı. Bütün vücut dile gelecekti, bilseydi şayet. Sorular ardı ardınca geliyordu. Kitabın ne? Cevap yoktu. Kıblen ne diye soruluyordu. Kâbetullah'a soruluyordu, cevap veremiyordu bir türlü. Yandaki dost. Öyle bir ses duydu ki sonra. Öyle bir feryat duydu ki azap başlamıştı. Ne ağırdı ya Rab. Ne ağırdı ya Rab. Kendine dedi ki meğer ne aptalmışım ben dünya hayatında. Böyle olduğunu bilseydim, böyle yaşar mıydım? Böyle olduğunu bilseydim, şu alın secdeden kalkar mıydı? Hak yer miydim? Zulmeder miydim? Rüşvet yer miydim? Gıybet eder miydim? İnsan hakkını yer miydim? Ne ağırmış meğer mezar. Ben de kabristanın yanından geçerken toprağın üstüne bakarmışım hep. Hiç altını düşünmedim. Ne alem varmış meğer altında. Hayıflanıyordu. Öyle bir ses, öyle bir gürültü ki. Pişmandı her şeyden. Lakin kapılar kapalıydı. Pişmanlık fayda vermeyecekti. Pişmandı. Dönüşü olmayan bir pişmanlıktı o. Derken birdenbire bir pencere açıldı.
Kabrinden bir pencere açıldı. Hayretle dona kaldı, seyrediyordu. Bir alem gördü. Ne korkunç alemdi ya Rab. Hüzün içindeki insanlar gördü. İstırap duyan, mustarip insanlar gördü. Hüzün içindeki insanlar gördü. Üzgündüler, diz çökmüşlerdi, ağlıyorlardı. Bunlar kim dedi? Niye ağlıyorlar bunlar? Vücutları ne de büyüktü. Baktı, gözyaşları yanaklarından aşağı doğru iniveriyordu. Ve her birinin göz altında derin çukurlar meydana gelmişti. Çok ağlamalarından dolayı. Hüzün vardı orada. Israf vardı orada. Donuyorlardı. Hem yanıyor hem donuyorlardı. Sordu kendi kendine, kim bunlar dedi. Bir ses geldi. Bunlar ateş ehlidir dendi. Bunlar Allah'ı unutanlar. Bugün rahmet de onları unutacak. Bunlar Allah'ın kitabını kabul etmeyenler. Rahmet de bugün onlara hiç yanaşmayacak. Bunlar günaha debelenmiş, batıvermiş. Dönüş yolu bilmeyenler, tövbe yoluna dönmeyenler. Tövbe hiç yanlarından dahi geçmedi. Günah işlediler, zulmettiler lakin dönemediler. Sen onlardan bir kesit gördün sadece. Bir çeşit gördün. Bir örnek gördün sadece. Ne ki o? Olacakların yanında ne ki o? Dedi ki nasıl azap görürler? Bir ses geldi yine ona. Dediler ki cehennemdeki en basit azabı bilmek ister misin? İsterim dedi. Öğrenmek isterim. Dediler ki hani ya bir adama ateşten takunya giydirirsin de beyni kaynamaya başlar. En hafif azap odur dendi. Eyvah diyordu. Dünyadaki ufak bir azaba, bir ateşe gücümüz yetmiyor da oradaki azaba nasıl gücümüz yeter? Korkuyordu, irkiliyordu. Gözlerini kapattı. Sonra düşündü. Gözlerim zaten kapalı dedi. Peki nasıl görüyorum bu alemde? Dediler ki bu alemde gözsüz görürsün. Dilsiz konuşursun. Bütün vücudun konuşur senin. Anladı o zaman. Meğer azap hareket etmese dahi vücudun tümüne dağılırmış. Rüyadaki adamın kötü rüya gördüğü andaki irkilmesi gibi bir şey. Kendi kendine diyordu ki şu cehennem bir kapansa bir. Orada günahların karşılığındaki azaplar gösterildi ona. İçki içenlerin hali gösterildi. Namaz kılmayanların hali, zulmedenlerin, fuhş yapanların hali gösterildi. İnsan hakkı yiyenlerin, kul hakkını çiğneyenlerin hali gösterildi. Anlatılması mümkün değildi. Sonsuz bir azap görünüyordu, irkiliyordu. Kendi kendine, meğer şu mezarlığın altında ne alem varmış, bilmemişim. Bilememişim, körmüşüm dedi. Kör dünya dediler. Kainatı görmedin. Rabb'a boyun eğmedin. Secdeyi bilemedin. Peygamber'e tabi olmayı istemedin. Peygamber'le kavga ettin bütün hayatın boyunca. Peygamber'in bir ölçüsü konduğunda görmezden geliyordun. Peygamber bana dokunmasın. Allah da bana dokunmasın. Ben istediğim gibi yaşarım diyordun. Ucuz değilmiş bu bak. Sana dönüyordu mahşer var diye. Sana dönüyordu ölüm var diye. Dinlemiyordun, kulak kabartmıyordun. Bugün sen dinlenmeyeceksin. Mazeret ileri süremeyeceksin. Kendine dedi ki, bağırsam desem ki, beni dünyaya geri gönderin. Bak ne tür ameller işleyeceğim. Dediler ki kella, hayır,
Kendi kendine uyduruyorsun sen. Bilmiyor musun, bu aleme gidenler, geliverenler başı kırık o aleme gitmezler. Giderlerse sır çözülür, imtihan bitiverir. Müsaade yok. Otur oturduğun yerde, bekle sıranı diyorlardı. Kendine dedi ki, acaba kaç dakika, kaç gün oldu? Bir ses geldi, ne dakikası? Saniye bile olmadı gördüm bu alem. Meğer küçük bir zaman diliminde neler görmüş. Birden bir ses duydu. Bu sefer kuş sesi geliyordu. Mezan içerisine güzel kokular girdi. Fesleğen, reyhan kokuları, nane kokuları doluverdi birden. Bir sevindi, bir sevindi. Bu ne ki dedi. Dediler ki, cennet ehlinden bir mezar, mezarlarından, cennet ehlinin mezarlarından bir kapı açıldı, bir bak bakalım. Baktı cennet ehline. Hayret ediyordu. Dünyadaki nimet ne ki? Dünyadaki şatafat ve debdebe ne ki? Her şey şu cennetten gördüğü parça karşısında meğer dünya zindanmış dedi. Dünya zindanmış. İnsanlar cıvıl cıvıl kucaklaşıyorlar. Namütenahi nimetler, sonsuz nimetler, bahçeler, güzel kokular, güzel yüzlü insanlar birbirleriyle kucaklaşıyorlar. Sanki cennete uçuşuyorlar. Nehirler, bembeyaz nehirler. Aman ya Rabbi diyordu. Bu kadar güzellik olabilir mi? Herhangi bir şey bu kadar mükemmel olabilir mi? Dediler ki, sen daha ne gördün ki? Bu cennetin en büyük makamı değil mi dedi. Yok dediler. Nerede dediler. Bu cennete en son giren adamın bahçesi dediler. Cennete en düşük derecede olan adamın yeri dediler. Hele bir de salihlerin, Allah'a yakın olan insanların, Allah'a kurbiyet sağlamış olan insanların, onların cennetini bir görsen bir, onların bahçelerini bir görsen. Yine hareket edecek oldu. Gücü yese başını duvardan duvara vuracak. Duvardan duvara. Şu dedi, şu kafa dedi. Yalancı dostlara kandım. Şarapçı dostlara kandım. Eyyamcı dostlara kandım. Beni Allah'tan uzaklaştıran dostlara kandım. Beni ne hale getirmişler. Beni kul olmaktan vazgeçirmişler. Allah'a boyun eğeceğime, sermayeyi, serveti, makamı, mevkii ilah edinmişim meğer ben. Ne hata etmişim ben. Ne günah işemişim ben. Yeniden bir ses duydu. Yeniden kapı açılıyordu. İki melek gördü. Fakat o melek deyince hep güzel simalı insanlar, insan türü yaratıklar bilirdi. Öyle zannederdi. Ama gelen iki meleğin yüzüne bakamıyordu. Yüzüne bakamıyordu. O kadar dehşetliydi görüntüleri. Duymuştu hocadan, sual soran meleklerin adlarını Münker ve Nekir diye, kabirde onları bişmeyen. Zaten hayatı boyunca bir tane hadis duymuştu. O hadis aklına geliverdi. Bir bayram sohbetinde hoca efendi kürsüden güzel bir hadis anlatmıştı. Onu duymuştu bir. Aklına geliverdi o hadis. Kur'ansız bir hayat, hadissiz bir hayat, namazsız, kıblesiz bir hayat. Hayat mı? Hayat der misiniz ona? Hayat denir mi ona? Seni Allah yaratacak, sana içirecek, yedirecek, nimet verecek ama sen onu tanımayacaksın. Hangi efendi kabul eder bunu? Söyler misiniz bana? Hangi efendi kabul eder? Hangi sahip kabul eder? Söyler misiniz bana? Bir gün peygamberimiz duyduğu hadis şuydu.
Bir gün Allah Resulü Hazreti Ömer'e diyesiydi ki, demişti ki, Ömer, ne olacak halin? Hazreti Ömer dönecek ve diyecekti ki, nasıl ey Allah Resulü? Hangi konuda halim ne olacak? Allah Resulü demişti ki, kabirde halin ne olacak? Nasıl ya Resulallah? Münker ve nekir yeryüzünü, yerin altını ikiye atarcasına, gürültüler kopararak, şimşeğe ve yıldırıma benzer sesler çıkarıp, senin huzuruna geldiği zaman ne olacak halin ey Ömer? Hesaba böyle gelecekler. Şimdi yaşıyordu işte. Aynı yaşamıştı. O zaman Hazreti Ömer şöyle demişti. Ya Resulallah, bugünkü aklım o gün yerinde olacak mı? Allah Resulü tebessüm buyurmuştu. Demişti ki, bugünkü aklın kabirde aynen başında olacak. Hazreti Ömer hiç tereddüt etmeden, ben onlara yeterim ya Resulallah demişti. Şimdi düşünüyordu. Omuzları çöküyordu, çözülüyordu. Nerede onlara yetmek? Ömer yetecekti. Ben nerede yeterim? Bitiyordu sanki. Sualden ne mi yaptı? Gel onu anlatmayalım. Sualden nelerle karşılaştı? Gelin geçelim onu. Lakin şu sahneyi geçirmeden geçmeyelim. Bir gün izin verdiler ruhuna. Dediler ki bugün Perşembe akşamıdır. Evini ziyarete gidebilirsin dediler. Evini ziyarete gidecekti. İki meleğin beraberliğinde ruhu gidiyordu eve. Her birinizin evine ölüleriniz gelir. Bir tür gelirler. Nasıl ve niceliğini Allah bilir, biz bilemeyiz. Ama haberdar olurlar. O da gitti. Oğluna gidecekti, kızına gidecekti. Oğlunun evine gitti. Hem de mübarek Ramazan ayında. Ne görsündü? Ne görsün? Ezan-ı Muhammed'i okunuyordu, yatsı ezanı. İnsanları teravihe davet ediyordu ezan. Yatsıya davet ediyordu. İnsanlar bölük bölük camiye koşarlarken oğlu hala içki sofrasının başındaydı. Ne kadar hayıfladı, ne kadar. Kendi kendine sinirlendi, nankör dedi. Benim paramla Ramazan ayında içki içiyorsun, nankör dedi. Bağıracak oldu. Dediler ki sesini duyuramazsın. Bu alemde duymaz o. Bir işaret koyabilsem dedi. Dediler ki ezandan büyük işareti var mı? Ezanı duyuyor adam olmuyor. Senin sesini duysa ne olacak? Boş ver, boş ver dediler. Onun göreceği var, boş ver. Karışma ona dediler. Dönecek oldu. Dediler ki hadi bir de kızını gör bakayım. Kızının alemine bir dal bakayım. O ne yapıyor? Demin ki üzüntülü insan, mustarip adam kızını gördü. Ne güzel ya Rabbi. Örtünü vermiş oturmuş Kur'an'ın başına. Açmış Kur'an'ı okuyor. Kur'an'la meşgul. Evinde torunları cıvıl cıvıl oynaşıyorlar. Çocuklar birbirlerine kelime-i tevhidi soruyorlar. La ilahe illallah'ı okuyorlar. Evde bir huzur var. Rahatlık var. Boşuna gitti. Elhamdülillah dedi. Ama garip bir şey gördü. Evinden, kızın evinden tavanına doğru böyle bir şey geliyordu. Yukarı doğru. Yukarılara doğru gidiyordu. Sis gibi, bulut gibi bir şey işte. İzah da edemiyordu bir türlü. Bu nedir diye sordu. Dediler ki bu kızının yapmış olduğu ibadetin sana yansıyan tarafıdır. Evladının yaptığı bütün ibadetlerin bir kısmı da sana gelir. Senin evladın senin el emeğindir.
yapmış olduğu nimetler karşılığını görecektir. Birdenbire elini uzattı oraya, nimeti kapmak ister gibi elini atmakla beraber yere düştü. Meğer bu da rüyaymış. Meğer kabir alemi ona rüya gibi görünmüş. Rüya görmüş meğer. Tıpkı gördüğü birinci rüya gibi. Bu rüya ikinci rüya gibi yeniden ona kabir alemini açtı. Yaşayacağı şeyler yeniden aklına geldi. Zaten namazını kılmaya and içmişti. Allah'a kul olmaya and içmişti. Kalktı bu sefer. Demek ki yetmiyor namaz kılmak dedi. Demek ki yetmiyor tövbe etmek. Bundan sonra bir de Kur'an öğreneceğim dedi. En kısa zamanda Kur'an öğreneceğim. Ve en kısa zamanda inşallah şu evlatlarıma İslam'ı öğreteceğim. Ve sonra elini açtı. Allah'ım üçüncü rüya olmadan dedi. Üçüncü rüyayı görmeden bana haccı nasip eyle dedi. Allah ona ve tümümüze haccı nasip etsin inşallah. Gönül dünyanıza seslenmeye devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'in iki gülü Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in anlatıldığı Kerbela, ibret verici içeriğiyle rüya, kabir ve ötesi, mahşer ve şefaat, cehennem ve azap, cennet ve nimetleri, Hazreti Ebubekir ve sadakat, Hazreti Ömer ve şehadet, Hazreti Osman ve çileli yıllar, Hazreti Ali ve ilim, kaset, CD ve VCD olarak Doçent Doktor Nihat Hatipoğlu'nun muhteşem sunumuyla ABC Film ve Müzik Yapım'dan çıktı. Genel dağıtım, azim dağıtım. 0212 445 88 80 81 ve 82